Evet sevgili öğrenciler, değerli öğretmen arkadaşlar, değerli veliler, bugünkü oyunumuzun adı Anlat bakalım. Anlat bakalım piyasada çok meşhur bir oyunun biraz değişiği format olarak tabu oyunu. Bunun aynısı gibi. Ama bu biraz farklı. Farklı. Evet, bunda kutuya baktığımızda Kelimeleri çizerek kendi kağıdı evet. Şeyi var. Evet, kağıdımız ve kalemimiz. Kelimeleri kullanmadan yani el kolay hareketleri. Evet, 5 tane kelime verilmiş. Ana kelimeyi bu 5 kelimeyi kullanmadan anlatmamız lazım. Bir de kelimeleri sessiz anlatarak bu da pandomim, sessiz sinema gibi. Onları bu kelimeleri kullanarak sanırım. Bu kelimeleri karşıya söylemeden sessizce anlatıyoruz. Yani konuşma yok. Mesela koşma gibi. Şimdi burada oyun alanına baktığımız zaman soru işareti dediğimiz gibi 5 kelimeyi kullanmadan ana kelimeyi karşı kendi oyuncumuza anlatıyoruz. Bilmesini sağlıyoruz. Çarpı konuşma balonu içerisinde anlamışsınızdır. Sessiz sinema. Hiçbir konuşma yok. Sadece hareketlerle. Kalem işareti gördüğünüzde de çizerek kağıda anlatıyoruz. Bir de kum saati yani zamanın iki katı şeklinde mavi olan yer var. O da eğer süremiz dolduysa bir kere daha çeviriyoruz. O süre dolana kadar hala tahmin etme, bilme. Evet, bir tane şimdi örnek yapalım Orhan'cığım. Herhangi bir kartı seç. Seçiyorum. Bu arada bu takım şeklinde oynandığı için bizim oyuncumuz karşı rakip oyuncuların arasında olmuş olacak. Bizden birisi de anlaşmış olacak. Takım şeklinde oynanıyor. Daha zevkli çünkü oynanma için. Yani bir de kaç yaş üstü koymuşlar? 9 yaş üstü. Evet, 12 oyuncuya kadar oynanabilir demişler Orhan. Nasıl? Ve yeni kelimeler eklemişler. Takım farklı olarak oynanan bir oyun. Böyle iki takım olur. Hı-hı. Mesela bir takım mavi takım, hı-hı, bir takım kırmızı takım. Kırmızı takımın lideri böyle arkadaş yani diğer 5 kişiye sorar kendi grubundaki. Kendi grubundaki 5 kişi 1 dakikada bilebilirse bir ileri gider. Evet, doğru diyorsun. Diğer takımda kendisi. Şimdi hobi eğitim dünyasına ait bu oyunda kazanılan becerileri ben hızlıca söyleyeyim. Dikkat, odaklanma, ayrıntıları görme, disiplinli çalışma, sosyal zeka, kendi ifade etme, proje yapma, yardım etme, hayal kurma, uzaysal ve mekansal algı gelişimi, şekil boyut algısı. Benim için en önemli burada ne biliyor musun Orhan'cığım? Kendi ifade etme becerisi. Yani eğer çocuk donuksa, yani kendi çok ifade edemiyorsa bu tarz oyunları oynatarak oyun esnasında onu heyecanlandırıp konuşmasını sağlayabiliriz. Mesela biz canlı derste böyle öğretmen kelimelerin anlamlarını sorduğunda anlamlarını biliyoruz ama anlatamıyoruz. Hı. Ben de bazen anlatamam. İşte bu oyun bunun için bir ilaç gibi. Şimdi bir tane seçtin mi kart? Hı hı. Diyelim ki sen, ben senin takımındanım, yani sen bana anlatıyorsun ikinci takımımız olmadığı için. Evet, anlat bakalım o yasaklı kelimeleri kullanmadan ana kelimeyi ben bilebilecek miyim? Süreyi başlatıyorum. Başladı. Anlat bana. Bir tatlı yani. Tatlı mı? Çikolatalısı da oluyor böyle. Çikolatalı puding. Çikolatalısı da olur böyle. Ne diyeyim böyle. Yani ne desem. Anlat. Yani böyle en önemli şeyleri anlatamıyorum burada. İşte anlat. Yani anlatırsam ben tahmin edebilirim. Nasıl? Çikolatalı puding dedim. Başka çikolatalı tatlıları böyle düşünüyorum. Böyle. Annem ama yasaklı kelimeleri kullandı. Annem bugün yapmıştı. Annen bugün yapmıştı. Hatta Kek diye hatırlıyorum ben ama.
Evet, doğru. Kek. Evet. Bu kelimeleri kullanmayacaktım. Evet, en önemli şeydi. Süremiz bitti mi bu arada? Süremiz devam ediyor bak. Evet. Şimdi. Ama sırf bu ipucuyu verdiğim için. Güzel. Bir tane şeye örnek yapalım. Sessiz sıramaya. Çek. Bu sefer ben mi anlatayım? Evet. Tamam, bir kart çek. Çizerek de kağıda çizip gösteriyoruz. Eğer tahmin doğruysa kabul ediyoruz. Şimdi zor şeyler geliyor. Bence bu kart. Bundan seçelim Orta. Bu biraz anlatmaya çok elverişli kartlar değil. İki kart var zaten onunla alakalı. Evet. Bundan seç. Bana gösterdi. Tamam. Şimdi. Orada süremiz hala devam ediyor. Evet, anlatıyorum bir tane kelimeyi. Üç tane kelime var. Bisiklet. Araba. Sağır mı kadar? Motor. Ne ya? Araba. Jeep. Evet. Diğerini açayım. Trafik polisi. Trafik polisi. Cümlenin içinden çok kısık, çok az bir sesle, çok ama çok az bir sesle söyledim. Abi ne yapıyorsun ya? Evet, söylüyorum. Gerçekten birisi demiştin bisiklet demiştin ya. Hı-hı. Bisiklete binmekti. Yani fiil halini kullanacağız onu. Hı-hı. Diğeri de teknik direktör. Ben şey dedim, hani futbolcular ileri çıkın tarzında bir şeyler yapmaya çalıştım ama. Ben de böyle, yani trafik geldi aklıma. Geldi mi? Bunun gibi, bu işte kalabalık oynanırsa çok güzel olur. Oyun bu şekilde. Bu oyunu kanalımıza bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Kanalımız hangisi? Eğlen Öğren tabii ki. Evet, artık tanıyorlar değil mi? Oku Eğlen Öğren okuyacaklar, eğlenecekler öğrenecek. Ve öğrenecekler. Hadi bakalım.